Evet hocam. Şimdi bu Tolu Mesut'un Beethoven'uyla Ali Baba'nın İstanbul'a sattığı Malahlı, bunların çıkışı, ben o zaman bu köpek merakımız yoktu ama daha sonra araştırdım. İhsan Ağa'nın o kör köpeğin oğlu bir koca köpek vardı veya boz köpek diyelim. Bu köpeğe 10 yaşında falan Kürt Hüseyin rahmetli, o da Aksaray'a bu Malahlı iri kafalı köpekleri yani Koçhisar'dan satın alıp getiren esas Damızlı, zamanında aşağı yukarı 90'larda 3.000 liraya veya bugünkü parayla 3 milyar liraya verip de para alan tek adamdır. Yani o zaman insanlar hayret ettiler. Bu kadar yüksek para verilir mi? Bir de 10 yaşında diye. Ondan sonra bu arkadaş daha önceden de Tolu Mesut bu İhsan Ağa'nın koca köpeğe kendi dişisini götürüyor, çekiyor. Ondan bir erkek bir dişi büyütüyor. O onun erkeğini enikken boğuşturuyor falan neyse dişisi kalıyordu. 11-12 yaşında dişisi öldü. O dişi koca kör köpeğin oğlu koca köpekten çıkan dişiyle aynı köpeğin ya kendisini veya kardeşini veya oğlunu tam bilemiyorum orayı. Kürt Hüseyin işte 3.000 liraya veya 3 milyar liraya alıp gelince o kendi dişileriyle çiftleştiriyor. Ondan bir erkek yavruyu Mesutgil'e, Tolu Mesutgil'e hediye ediyor. Kart Malahlı dediğimiz. O Kart Malahlı'yla Tolu Mesut'un kendisini Koçhisar'da gidip Tayyipçi İhsan'daki çiftleştirip de aldığı dişi çiftleştirdikten sonra bu Beethoven, bu Malahlı, Tolu İsmail'deki Pitbull veya Boxer dediğimiz it. Ondan sonra Albabya yavruyken verdiler İstanbul'a Yakup Sakız mı? Yakup diye bir arkadaşa satıldı. O Ayı Herkül'le falan boğuşan. Yok O söz. yavrular bunlar çıktılar. Ve bu Malahlılar yani aynı köpeğin torunları birbirleriyle çiftleşince bu Malahlılar ortaya çıktı. Ve bu Malahlılar işte ondan sonra hiç görülmemiş bir şey. Yoksa bunlar Kürt Hüseyin'in Tolu Mesut ile verdiği o Kart Malahlı'nın annesi Alışağa köyünde Evliya amcanın Nazlıları dediğimiz böyle sarımsı, maskesi az, kısa tüylü, böyle cıbır tüy dediğimiz, kamçı kuyruk, kuyrukları tam kıvrım. Ondan sonra Nazlı dediğimiz dişilerle çiftleştirdi. Yani yine bu yörüye has dişiler, erkekler aynı köpeğin kanı. O şekilde çiftleştikten sonra bu Malahlılar ortaya çıktı. Şimdi hocam yani torunların birbirine çiftleşti. Aşağı Yani yukarı aile içi oldu yine. aynen öyle. Yani baba kanı Tavukçu İhsan'ın kör köpeğinin birisi o koca köpeğin kızı, diğeri de kör köpeğe koca köpek mi? Koca köpeğin oğlunu mu Kürt Hüseyin satın aldı geldi. Ben o zaman bu işlerle meşgul değildim, Başka bilmiyorum. bir anadan oğlunu alıyor. Aynen öyle. Yani aynı köpeğin torunlarıyla birbirlerini çiftleştirdiler. Bu Malahlılar ortaya çıktı. He, o zaman tabii ki bunlarda biraz dudak varsa aile içi yakın çiftleşme olunca hem kafa büyüyor hem de dudak artıyor. Aynen Göz öyle. altındaki sarkma da büyüyor. Aynen öyle. Evet. Bunların bir şeyinde de mesela her batında bazen ala yavru da verir. Ve o ala olanları boğuş yönü diğerlerine göre daha böyle fazla saldırgan, hırçındır, daha serttir. Yani ala olanları yavruyken yıldırmadan yetiştirirlerse boğuş yönü boz karabaşlara nazaran daha serttir. Ve ala olanların da boğuş şeyde dedeleri de Saddam diye ahbaş, süt beyaz çok iri bir köpekmiş. O da zamanında çok namlıymış, hiç yıkılmamış yani. Evet. Yani alalık da büyük ihtimal o ahbaş kanından geliyor olabilir yani. O dişiyle Hüseyin Rahmetli'nin İhsan Ağa'dan aldığı koca köpeğe çiftleşmesinden Kart Malahlı Tolu İsmail Gil'e geçiyor. Tip olarak İsmail Beethoven'a benziyor muydu? Beethoven kadar yakışıklı değildi. Yani bunların içerisinde fizik orantısı en güzeli Beethoven'du. Tolu İsmail'inki benim coşkunu andırır.
Renk olarak bu Yılmaz'dakiler falan neyim grimsi bu, Barbaros'a sattığım benim keleş fakat onun gibi çok fizikli bir hayvandı. Bir kardeşleri de Malahlı olarak işte Ali Baba'nın Yakup Sakız'a sattı. Yani bunlar birer aşağı yukarı ilk Beethoven veya Ali Baba'ya verilen kart Malahlı çıktı. Ondan sonra her batın aynı dişi aynı erkeğe çektiler. Sürekli iri kafalı, kısa tüylü, çok saldırgan, boğuşkan. 2 aylık, 3 aylıkken yavrular birbirine girer. 15-20 dakika, yarım saat birbiriyle boğuşurlardı. Yani bu aynı dişiyle aynı erkeğin. Sürekli bütün yavrular aynı karakterde çıktı. Ve aynı tipte çıktılar yani. Evet. Bu tutulunca, bu böyle hiç olmayan bir ırk meydana gelince bu sefer herkes dışarıdan, sağdan, soldan gelenler işte başladılar. Bu itler bu yörenin iti değil. Yok dışarının itlerine benzetmeye çalıştılar. Evet. Zaten mantık olarak Sivaslara da söyledik. Biz hakiki bir mastifi getireceğiz. Burada 2 yıl, 3 yıl kalsın. Çekebildiğiniz kadar çiftleştirip ondan sonra çıkardın. 10-15 sene, 20 sene sonra o kendisini temizler zaten. Yani çünkü ya sürekli mastiflerle kıracaksın ki onu nesli devam ettirecek. Bir tek köpeğin gelmesiyle bir nesil türemez yani. Çünkü arkasından sürekli gelen aynı genetik oraya girmediği müddetçe çıkar yani. Evet. Olay bu. Beto da zaten tam bir o mastiflere benzediği için gerçekten yani surat olarak demek ki akraba evliliğinden dolayı böyle bir şey çıkmış. Bir tanesi çıkmış. Vallahi abi yani şimdi buradaki arkadaşlarla araştırıyoruz yani. Zaten o Avrupa'daki mastiflerin kökeni de aslında Asya'dan gelme. Yani bu topraklardan belki de geçti gitti. Bak ben Bodrum Turut Reis'teki Mehmet Emin Günay abimiz gerçekten bu kangal veya köpek camiasında Türkiye'de anlayan, bilen, sevdiğim insanlardan bir tanesidir. O arkadaşa ziyaretine gitmiştik. Orada bir İngiliz karı koca polislikten emekli olmuşlar. Oradan ev almışlar, yerleşmişler. Gel hoca dedi, sana dedi bir köpek göstereceğim burada dedi. O beraber gittik. Patçat'ta biraz İngilizcesi var. Bir eve vardık. Yani ben daha böyle köpek görmedim. İngiliz mastifi diye işte internetten falan neyim seyrettiğimiz köpekler. Kadıncağız çıkarttı, çağırdı, tanışıyorlarmış falan ne. Bu iti nereden aldığını falan neyim soruyor. Orada İngiltere'de Türk Çoban Köpeği Derneği varmış. Hı. Oradan almış. Kadın kendisi resmen söylüyor yani bunu. Ama biz mastif o Türk Çoban Köpeği'nden aldığını söylüyor. Yani yıllar önce Amerika'ya da gitmiş, Almanya'ya da gitmiş bu kangallar buralarda. Oradaki Türk Çoban Köpeği'nin derneğinden aldı diyorsun. Derneğinden aldığını söylüyor. Aynı mastife benziyor. Bizim bugün dün Çağdaş Yapılcan diye bu kemik kıran çiftliğindeki köpek diye ki o koca kafa dediğimiz köpeğin kopyası. Bende resmi de vardı o zaman çekilmiştik ama kayboldu gitti. Yani mutlaka buralardan oralara gittiğine inanıyorum. Yani oralardan buralara gelme değil. Evet. Bu ırk. Fakat işte çeşitlilik ne kadar olursa orada zenginlik olur. Bunu evet. Daraltırsak yani kangal diye sadece Sivas'taki Sivaslı arkadaşlar Orta Asya'dan sürülerini getirirken kangalı oraya getirmediler. Yani bizim dedelerimiz de Orta Asya'dan geldi ve bizim mesela benim ismim Çapan. Hala şu an Orta Asya'da Çapan ismi kullanılıyor. Türkmenlerde, orada Özbeklerde. Evet. Yani Çapan ismi kullanılıyor. Demek ki bu Çapan oradan gelen biz Türk soyundanız. Yani. Evet. Oradan gelirken dedelerimiz davarlarını, sürülerini, develerini, atlarını getirirken itlerini de getirdiler yani beraberlerinde. Bu yörede bu ırk belki de kapalı bir alan bozulmadan kalmış olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bazı arkadaşlar da diyor ki bunlar hakiki kangal köpeği bunlar diyor. Bizim İstanbul'da bazı abilerimiz var. Kendi köpeklerini kangal bir marka ya. Malaklı, Baris zaten Aksaray'dan almış.
Zaten Koç Üstad'dan almış. Buna diyor ki Kangal diyor. Şimdi sizin bu konuştuğumuz köpekler Kangal mıdır değil midir? Eğer yani Türk köpeği olarak Kangal'a yani Sivas Kangal ismi... Sivas Kangal olarak yani Sivas'ın ya, öz köpeği olarak söylüyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu ben mesela bazen biz eskiden bu iri kafalı dudağı sarkıklara mezgit de derlerdi. Yani mezgit köpeği de derlerdi. Şimdi bu mezgit köpeği mezgit yöresinde bir arkadaş 4-5 yıl oluyor. Alanya'dan bir arkadaş it beğenmiş. Bana bir satın al yardımcı ol dedi. Oraya gittik. Caminin önünde 90 yaşında falan ihtiyar bir amca oturuyordu. Dedim ki ya amca böyle böyle falanın neresi falan neyim diye sordum. O da dedi ki kuzum it mi almaya geldin dedi falan neyim. He dedim falan. Nerelisin dedi. İşte ben de Aksaraylıyım dedim. İt kalmadı bizim köyde dedi. Benim dedi çocukluğumda dedi ta Sivas'tan gelirlerdi inan bizden it alırlardı dedi. Yani düşünün daha bu 90 yaşındaki bir adam mı diyor bu? 90 yaşındaki adam dedi. Bu 2009'daki 20 gün önceki Sivas'taki güzellik yarışmasında orada Sivaslı fakat Bursa'da ikamet eden en az 60 yaşında bir adamla sohbet ettik. Nerelisiniz falan Aksaraylıyız şu falan neyim derken dedi ya bu itler dedi falan neyim Aksaray'ın neresinden bu itlere ney böyle ben hiç it görmedim köpek görmedim falan neyim derken Malahlı falan neyim dedik Allah Allah dedi falan neyim belki adam bilir falan neyim diye eskiden buna mezgit derdik mezgit köpeğe derlerdi deyince böyle bir irkildi ne mezgit mi dedi Allah Allah dedi ya benim dedi çocukluğumda dedem derdi ki dedi bir çift mezgit en iyi geçse de elimize bunu bir davara alıştırsak bir çift mezgit en iyi elimize geçse diye adamcağız bunu bizzat canlı telefonunu da aldım söyledi. Yani şimdi biz Sivaslı arkadaş Sivas itlerine biz asla kötü demiyoruz. Ama yani Aksaray'ın köpeği de kendine has. Bu başka bir ırk yani sonuçta. Bir ırktır. Yani bunlar da Orta Asya'dan gelmiş. Belki de bilemiyoruz. Türkler gelmeden önce de bu yörüye has buranın kendi öz köpekleridir. Onu da bilemiyoruz. Şimdi bak hocam yalnız burada bir küçük bir şey var, nüans var. Küçük bir fark var. Enteresan bir şey bu. Evet. Sivas'ın Kangal'ın en meşhur köpekleri de Mezgirt diye bir yeri var. Bak Kangal'da Sutaşı köyü var. Bunun eski adı Mezgirt'tir. Evet. Çok enteresan bir şey. Kangal mesela Türkiye'de en meşhur köpek değil mi şimdi? Evet. En iyisi de orada Mezgit'ten çıktığına inanılırdı. Hala da iyi köpekler var. Gerçi şimdi kalmadı da. En son geçen sene bir tane 15 yaşında bir it vardı. O da öldü. Şimdi oğlu falan var. Bir iki tane benim elimde soyu var onun. Ne enteresandır ki bu Aksaray işte bu İç Anadolu havalesinin en iyi işte Malaklı ırkının çıkış yeri de Koçhisar'ın Mezgit köyü. Evet. Şimdi bir isim benzerliği var. Mezgit itleri de her yerde meşhur. Evet. Bana hatta daha önceden dedikleri zaman tabii çok eskiden ben bu Mezgit, yani bu yörenin Mezgit'ini duyuyordum ama evet. Lan diyordum ki Allah Allah herhalde bunlar Sivas'taki Mezgit'ten bahsediyor. Vay. Yani şimdi bak bilmediğim için bundan çok eskiden Mezgit deyince benim aklıma Sivas'taki Mezgit geliyordu. Şimdi onların Sivas'ın demesi iki tane bir çift Mezgit iti elimize geçti demesi adamı da yanıltmış olabilir. Onlar Kangal için de söylüyor olabilir bak. Olabilir. Şimdi ben yani bunları şey demiyorum. Yani illa benim bu dediğim. Ama burada bir enteresanlık var. İyi itler Allah tarafından Mezgit'ten çıkartılmış. Ya, veyahut da şu olabilir. Mesela eskiden bizim burada Tayran'ın köyü Çimeli dediğimiz. Evet. Eski ismi Çimeli'dir. Şimdi Bağlıkaya, Topakkaya, evet. Çimeli yeni köy olarak bir köy üçe bölündü. Üç tane yani tek köy üçe bölündü. Şimdi bu adamcağızlara ihtiyarlarına gidin sorun. Yozgat'ta var, Maraş'ta var, birçok yerden eski göçebe halinde yaşayan insanlar aynı soy böyle oralara göçerek geliyor. Ve bazıları göçebeliği bırakıyor, kalıyor. Yani amca çocukları bölünüyorlar. Şimdi bizim burada da demirci var, demirci köyü var. Aynı demirci köyü 5-7 kardeşin 2 tanesi Koçhisar'a gitmiş, demircili olmuş. Burada kalmış demirci. Ama aynı köy. 150 yıl öncesinde aynı amca çocuklar, soyadları aynı, insanları yan yana getirdiler. Aileler birbirlerini buldu, birbirlerinin kopyası insanlar. Kan grupları aynılar. Yani şimdi belki o mezgit, bu mezgit
birbirleriyle aynı isim aldığı için bu çimelinin Türkiye'nin birçok yerinde göçerek gelip oralarda bazılar yerleşik hayata geçip orada kalıp orada çoğaldıkları bu sabittir yani Osmanlı döneminde, ondan önceki Selçuklar döneminde. Evet. Yani şimdi biz yani ille bütün kökeni bu mezgitte demiyoruz. Ama bu iri kafalı, bu köpeklerin çıkış kaynağı bu yöredir yani. Bu mezgit dediğimiz kasabadır. Evet. Yani diyeceğim onun için ne kadar çeşitlilik olursa o kadar güzellik olur. Ve o güzelliklerde zenginlik vardır ve bu zenginlikler de bizim bu ırkın ne diyeyim yani kalitesinin artmasına sebebiyet verecektir. Evet. Bunu en güzel aslında bu yarışmada da Sivas'taki yarışmada da orada akademisyen bir arkadaş bizim itlere bakarken dedi ki ya ne kadar mastife benziyor bunlar mastif mi dedi. Dedim ki bunu sıradan bir Sivaslı cahil veya Aksaraylı veya başka bir yerli itten anlamayan okumamış akademik bilgisi olmayan bir insan dese güler geçerim ama sizin gibi bir akademisyene bunu ben hiç yakıştıramadım dedim. Biz mastifliği asla kabul etmiyoruz. Bu da hakiki bir Türk çoban köpeği dedim. Bu yıllar yılı en az 80-90 yaşında benim köyümde ihtiyarlar var. Eskiden bundan çok daha iri kafalı köpekler vardı bu yörede diyorlar. Ondan önce de varmış. Bu köpekler padişahın köpeği de aynı şekilde bir iri kafalı, dudakları sarhık, malaklı dediğimiz o ırktan. Demek ki Anadolu'da yıllar yılı var. Asya'dan mı geldi? Yoksa buranın eskiden kalma ta Türklerden önceki kalanlıklar mı? Orasını bilemiyoruz. Ama şu bir gerçek ki bunu devletin veya Tarım Bakanlığı'nın bu işe el koyup çözüme ulaştırması lazım. Yani gen tahlili yaptığı zaman evet. Kimse itiraz edemeyecek yani. Hocam şimdi şu da var. Bu akademisyenler zaten bu işi bilmiyorlar. Yani ne veterinerler biliyor ne de başka bir şey okuyanların hiçbirisi bu ırkları bilmiyor ki. Kangal köpeğinin ne olduğunu bilmiyor ki Malaklı'yı bilsin. Malaklı adı şimdi bu yörede biliniyordu değil mi? Kaç senedir Malaklı ismi var? Aksaray, diyelim 10-15 senedir Malaklı deniliyor. Ondan önce Mezgit deniliyor. Şimdi, 15 senedir Malaklı deniliyordu ama şimdi kaç kişi Aksaray'a geliyor? Kaç kişi Aksaray? Türkiye 70 milyon. Kaç kişi Aksaray'la şey yapıyor? Ve kaç tane köpekçi var? Kaç tane köpekçi bu bilgiyi taşıyor? Bak şimdi Sivas'ın Kangal'ı bir şekilde meşhur oldu. Hak etmiş dedim meşhurluğu da. Çok... Zaten hangi Türkiye'nin neresinde iri köpek görseler Kangal zannediyorlardı. Bak, aynen markalaştı. Yani. Malaklı ismi ön plana çıkmaması hepsi bunları Kangal zannediyordu. Dışarıdan gelen köpekçilerin. Ya burada bir avuç köpekçidir bu şu en nihayetinde. Daha önceden köpekçilik de bu son yıllarda her kapıda köpek beslemek davardan dolayı ayrı bir şeydir. Doğru. Köpekçi olmak ayrı bir şeydir. Evet. Özellikle köpek ticareti başladı şimdi. Güzel bir şey bu. Köpek ırkları ilerliyor. Fakat ben bundan 2 ya da 3 sene önce internete ilk defa Aksaray Malaklıları, Malaklı köpekleri diye video yaptım ve koydum. Evet. Yine ilk kez zaten internete yazdığınız zaman Google'a Aksaray gerçek Malaklılar, Malaklılar diye yazdığınız zaman sıraya 10-20 tane benim video resimler ve benim şeylerim çıkar. Evet. Benim derken benden önce Malaklı diyen yok. Yani internette bunu yayan yoktu. Şimdi videolarını yapıyorum. Yurt dışından özellikle ya da işte büyük şehirlerde İzmir'de yaşayan ya da bu yöreye gelmeyen köpekten anlamayan insanlar diyor ki Malaklı ırkı nereden çıkarttınız kardeşim diyor. Bunlar Sivas'ın kırmaları diyor. Ya da diyor ki bunlar hakiki Kangal köpeği diyor. Bir de hakaret ediyor. Şimdi diyor ki bazıları da bazı akıl evvellerde bakıyor ansiklopedilerde ya da internetten arattırıyorlar. Ya Malaklı diye bir şey görmedik biz diyorlar. Yok siz nereden bunu uyduruyorsunuz? Akademisyen nereden bilecek? Şimdi sen bunu biliyorsun. Çocukluğundan yani buradaki ne olduğunu biliyorsun. Ama dışarıdan sadece bunu zaten ben yazdım. Bak. Canım bir soğuksun ve ayrılmaz. 3 tane tanıtım belgeseli 3 tane tanıtım belgeseli koyduk mesela. Daha da bu artıyor. İşte bu röportajları da onun için yapıyoruz. İnsanlar bir yeni yeni başladılar. Aa bunlar Malaklı demeye. Ya resmen bana YouTube'da hakaret ediyorlardı ya. Küfür ediyorlardı. Sen sahtekar. Lan ben bu köpeği satmıyorum ki zaten. Bende Malaklı da yoktu o zaman. Şimdi var. Ama satmıyordum. Diyordum ki ya bu ırkı ayırın birbirine. Bunlar Kangal değil. Bunlar da Malaklı değil. Ayırt ediyorduk. Kimsenin haberi yok.
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 2 senedir işte bizim Köpek Irkları Federasyonu bir kangal tahlili yapıyorlar. Oradan da Malaklı'ya geçecekler. Daha köpeğin geni belli değil ya. Türkiye öyle gevşek bir ülke ki. Zaten mücadele eden adama kimse destek vermiyor. Kimsenin de bir şeyden haberi yok. Şimdi bu Malaklı ismi işte bizim buralarda Malak diye bu dudağı diyoruz. Evet. Dudak aşırı sarkmasından dolayı Malak ismi, biz dudağı sarık köpeklere Malaklı diyoruz. Yani ondan önce de Mezgit diyorlarmış. Aksaray'da... Yani dudağın ismi değil mi Malak? Dudağı kullanırız. Yani mesela, normalde başka bir şeyde de Malak der misiniz? Yok, mesela camuzun yavrusuna da Malak denir. Evet. Fakat yani biz Aksaray'daki köpekteki kastedilen Malak, o iri yapılı, kalın, kemikli falan neyim, iriliğinden dolayı değil. Biz dudaktaki dudağı kastediyoruz. Yani kafası da aslında Malaklı köpekleri belki kemik yapısından, irilik yapısından birçok kangaldan çok daha iridir. Bir de mesela bu kangal ismi dünyada ne gariptir ki kangal ismini dünyaya tanıtan bir Türk değildir yani. Bir Amerikalı mühendis, köpek meraklısı Menderes'in Türkiye'yi, NATO'ya, Amerika'ya girdirdiği zaman o zaman Amerika'dan birçok iş makinesi gelip yollar açmaya başladığı zaman o esnada Sivas yöresinde, Sivas'ın Kangal yöresinde yol açan mühendis bir bakıyor. O zaman 40-45'lerde, 50'lerde çok daha köpek de çok, sürü de çok falan. Aynı birbirine benziyor. Karabaş karakterisindeki köpekler, hatta adamcağız Karabaş olarak girdiriyor dünya köpek ırkları şeyine, literatürüne. Oraya girdiğinde bu itler nerede? Adam, ben Sivas'ın Kangal ilçesinde gördüm. Ve Sivas Kangal, Sivas Kangalı diye o şekilde Amerika'ya götürüyor. Ve Kangal ismi öyle oluyor. Aynı mühendis, yani kader onu Sivas Kangal'a değil de Aksaray'a göndermiş olaydı. Aksaray Mezgit'te çalışıyor olmuş olaydı. Ve Mezgit'te de o zamanlarda da şunlar, şu anda köpek var da o zaman çok daha fazlaydı. Şey yapmış olaydı, şu an Aksaray Malaklı veya Aksaray Mezgit köpeği tabii olarak isim yapacaktı. Yani bunu Koçsar Türkiye, Koçsar Mezgit, daha doğrusu Mezgit bize 15 kilometre, bana şu an benim bulunduğum şu evle aram 15 kilometre ama Ankara'ya 200 kilometre. Fakat işte Ankara'nın ilçesi, biz tam sınırdayız, biz Aksaray'ın sınırı, Mezgit'te Ankara'nın sınırı, Koçsar'a bağlı bir kasaba. Diyeceğim bu şimdiki yeni ismi de Çalöre. Fakat herkes Mezgit olarak bilir. Bu Mezgit kasabasında görev yapmış olaydı o Amerikalı mühendis. Şimdi buranın itleri meşhur olacaktır. Şu an o basın yayın, işte televizyon, o zaman TRT, gazeteler falan ne? Yani bu köpeklerin ne olduğunu da Amerika'da okuyanlar falan, işte Türk Sivas Kangal'da böyle köpekler varmış falan ne? Oradan gelen resimlerle falan ne? Türkiye'de popüler oldu. Yani bizim kendi iş değerlerimize değil, kendi iş değerlerimizi alıp götürüp dışarıda reklamını yaptıktan sonra o şekilde meşhur oluyor. Evet. Yani olay bu. Aksaray'da o Tollu Mesut Dağı meşhur Beethoven, yani köpeğin ismi Beethoven veya Beto dediğimiz o Malaklıların ilk çıkan en yakışıklıları dediğimiz o köpeğe bir arkadaş bir Sembernat dişi eline geçiriyor. Çok da fizikli bir, en az Beethoven kadar fizikli. Onunla çiftleştirdiler. Çıkan yavrularının bazıları anneye, birçoğu da babaya benziyordu. Fakat hiçbir yavru 70 santimi geçmedi arkadaşların anlattığına göre. Öyle fizikli, yapılı, ne karakter olarak cesaret yok, fizik olarak yok. Birkaç kere deneme yaptılar, tutmayınca boşladılar yani. Öyle bir deneme. Ana kaç santimmiş, ana iri miymiş? Ana 82-83 santim. Yani 85 santime yakın bir fizik yapısı vardı ve de kıllı olduğu için mi iriydi bilmiyorum ama kalın mı tabii? Beethoven, tabii Beethoven'dan çok daha kalın, kafalı, yapılı bir dişiydi. Beethoven'la çiftleştirdiler, yani Beto'yla çiftleştirdiler. Beethoven'un birebir kopyası yavruları çıktığı halde büyümedi yavrular. Demek ki kan tutmadı. Evet. Veyahut da bilemiyorum. Sen benden ya da mastif katsan bunları olmuyor demek ki yani. Bilemiyorum yani mastif veya diğerlerini ama Sembernat dişiyle
bu Malaklı Torlu Mesud'un betosundan çıkan yavrular, hatta birkaç dişi yavrusu sağa sola hediye ettiler. O dişi yavruları yine aynı bizim bu Malaklılarla çiftleştirdiler. O çıkan dişilerden çıkan yavrular da büyümedi. Allah Allah. Yani onu da biliyorum. Enteresanmış. Tamam. Kaç, 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 elleme kaç. Çekil geri. Hadi kamera dile benim geçirler. Geri çek, geri çek. Geri çek, geri çek. Abi, adamdan korkuyor. Thank you.